böyle bir şey diyoruz? Çünkü bizi güldürdü. Bizi öldürdü mü? Sormalı efendim. Saygılar efendim. Ben de iyi ki evlendim. Hay Allah, evlendim değil. Bak Karagöz, kibar olmak çok güzel bir davranıştır. Öncelikle ben mahalle halkına, başta muhtarımıza, mahalle başkanımıza, değerli ekibimize, burada bu güzel kalabalığı, bu coşkuyu oluşturdukları için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de Gedik'imize yakışır. Gedik mahallemize uyan bir kalabalık olmuş. Özellikle de gençlerimiz burayı eminim ki mutlu bir şekilde ayrılarak neticelendirirler. Gedik gençlik merkezimizde olması, bu bölgede olması, bu bölgenin de bu şekilde sahiplenmesi bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. Geçen yıl birçok noktada yapmıştık. Yapmış olduğumuz mahallelerde çok güzel dönüşler aldık. Çok güzel bizlere aynı şekilde programın yapılmasıyla ilgili olumlu tepkiler geldi. Biz de dedik ki bu yılda aynı etkinlikten hemşerilerimizi mahrum etmeyelim. Çocuklarımız da bizden istediler. Diğer mahallelerde olduğu gibi bu mahallemizde de yine çocuklarımız işin aktörü, bu işin başroldaki oyuncuları, buradaki bütün etkinliklerimiz gençlerimiz için, çocuklarımız için yaz döneminde moralleri, motivasyonları yüksek olsun. Kendileri okul dönemine çok iyi şekilde hazırlansın ve gelecek ayda inşallah okulla birlikte derslerine çok daha başarılı bir şekilde devam etsinler diye sizlere etkinlikler hazırladık. Öncelikle Yeşilyurt Belediye Başkanımıza böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Gedik mahallemizde düzenlediği, ilkini Gedik mahallesinden başlattığı için ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Malatya için önemli bir ilçe. Ama Gedik mahallesi de Yeşilyurt için gerçekten önemli bir mahallemiz. Yeşilyurdumuzun gelişen, büyüyen ve umut veren mahallelerimizden birisi. Buraları hatırlayanlar vardır. Burası daha önce kireç ocağıydı. Kireç ocağı olarak faaliyet gösteriyordu. Ama Allah'a hamdolsun AK Parti ile beraber burası bir çocuk parkı oldu. Burası bir gençlik merkezi oldu. Gençlerimizin, hanımefendilerin, beyefendilerin gelip kurslarda kendini yetiştirdiği, gençlerimize yetişme fırsatı sunduğumuz gençlik merkezlerimizden birisi. Burası Yeşilyurt'un sadece bir gençlik merkezi yok. Gerçekten neredeyse her mahallemizde önemli gençlik merkezlerimiz var. Eğitim merkezlerimiz var. Esasında gençlerimiz, çocuklarımız bizim yarınlarımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle gençlerimize, özellikle çocuklarımızın iyi eğitim alabilmesi için 4-6 yaş grubunu da biz eğitim camiası içerisine sokarak esasında eğitimi daha temel noktalara taşıdık. Benden sorsan ruhanlardır derdim. Hani